Yollarda gezenler vardı belki de. Hiç asfalt görmemiş yollar. Asfaltladınız. Ama bir şeyin altını çizmek istiyorum. Devletin kasasından bir kuruş çıkmadı. Tabii yani şimdi şöyle bir durum. Özel idarenin imkanları belli. Bizim özel idarede 600 kişi çalışıyor. Personel ücretiyle gelirlere baktığınız zaman negatif bir durum var. Yani olumsuz bir tablo var. Dolayısıyla şimdi özel idare imkanlarıyla bunları bu bekleyen vatandaşın bu beklentisini karşılamak mümkün değildi. Biz çok hızlı bir şekilde özel sektörle bir araya gelerek, şehrin dinamikleriyle bir araya gelerek çok hızlı hareket ettik ve 3 ay içerisinde bu kadar 160 kilometrelik bir sıcak asfaltı gerçekleştirdik. Yani bu önemli bir çalışmaydı. Türkiye örnek bir çalışmaydı yani bu. Yalnız Artvin için değil bu. Türkiye'de bu örnek yoktur. Yani bizzat özel sektörün kamyonu, özel sektörün bitümü, özel sektörün çakılı ve belki bir özel idare eden bizim mazot giderinin dışında fazla bir şeyimiz olmadı. Böyle bir süreci geride bıraktık. İnşallah kalan yolları da hızlı bir şekilde bitiririz. Sayın Bakanım, geçen bir vatandaşımızla konuşuyoruz. Sizi Recep Yazıcıoğlu'na benzetiyor. Bu yol meselesiyle ilgili. Recep Yazıcıoğlu biliyorsun devletin varisi. Allah rahmet eylesin. Vatandaştan topladığı parayla o süreçte devletin imkanları da belki yeterli bir konumda değil miydi bilemiyoruz. Ama bir köprü yıllardır yapılamayan bir köprüyü yaptı ve Türkiye'nin de çok ciddi bir gündemine gelen bir Recep Yazıcıoğlu. Yani özel sektörün demin biraz önce söylediğiniz gibi tamamen özel sektörün gücünü siz kullandınız ve halk için Artvin halkı için kullandınız. Tabii şimdi şöyle, Artvin birçok iş adamının ekmek kapısı olmuş. Yıllardır Artvinli sıkıntı çekiyor. Çektiği sıkıntı karşısında Artvin'deki işlerden dolayı, özellikle barajlardan dolayı çok para kazanan, çok imkan elde eden iş adamlarımız olmuş. Bunların bana göre Artvin'e karşı sorumlulukları vardır. Yani o sorumluluk öyle kolay geçiştirilecek bir sorumluluk değil. Çünkü yapılan işler çok büyük işler. Tünelinden barajına varıncaya kadar Viyadük. çok viyadükler, çok büyük işler. Buna karşı istenen şeyler çok cüzi bir şey. Yani 40 kilometre asfalt yapsanız ne olacak? 20 kilometre asfalt yapsanız ne olacak köy yollarında? Talep edilen çok cüzi bir şey. Onun için bunun yanında Artvin'de birçok HES projeleri ruhsatlandırılmış. Efendim şu bu burada kimse istismarda bulunmasın. Kimin altında imzası olduğunu ben biliyorum yani. HES'ler kurulmuş. 30'un üzeri 40'a yakın HES kurulmuş. Bu HES'leri Artvinli'ye karşı bir sorumluluğu, sosyal sorumluluğu bile yok. Yani bir sosyal sorumluluk çerçevesinde buradan 10, 15, 20 megawattlik santraliniz var. Bir gelir elde ediyorsunuz. Artvinli'ye karşı da bir sorumluluk olmalı. Bu çerçevede biz olaya baktık. Halen bu konuda destek vermeyenler de var. Onlardan da destek almaya devam edeceğiz. İnşallah bu samimi bir baskı, bir gönülsüzlük çerçevesinde değil bu bahsettiğim olay. İmece var ya bizim eski imece, dayanışma. Yani herkesin imkan çerçevesinde şehrin yükünü birlikte ayağa kaldırma noktasındaki bizim bir girişimimizdir. İş dünyamız buna sevinçle yaklaştı ve çok şükür çok önemli hizmetleri iş dünyamızla birlikte gerçekleştirdik. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Katkı sunanlar özellikle. Sayın Bakanım, şimdi viyadükten de bahsettik, işte yollardan bahsetmişken Yusufeli'nde devasa bir viyadük, en son 4 tane viyadük yapıldı. Bir tane de merkez viyadük vardı. Nihayet bitti. Bununla ilgili de sizin çok ciddi çalışmalarınızı belki ben basın mensubu olarak bu işi suratlandırarak bir an evvel hizmete girmesi konusunda verdiğiniz mücadeleleri ben biliyorum. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz Sayın Bakanım? Vallahi her ilçenin sıkıntıları var. İşte Hopa'dan geliyorsunuz. Hopa'nın gençler stad istiyorlardı. Hopa stadını yıktırdık. Şimdi ihalesi oluyor, yapılacak. Hopa'nın tünele kadar yolla ilgili hızlandırdık şu anda. Çok kısa süre içerisinde tünele kadar olan bölüm bitiyor. Bozkaya doğru yol bayağı asfalt deforme olmuştu şu anda. Onun yapımı devam ediyor.
Güreşen Köprüsü, kuleler dikildi. O köprü de inşallah devam ediyor, bitecek. Yani her ilçenin kendine has sorunları var. Artvin'in merkeze sanayi bölgeleri, Artvin'in yani borsasının kurulması, toptancılar sitesinin yerinin tahsis edilmesi, say sayabildiğin kadar çok her yere önemli hizmetler yapıldı. Ama Yusuf Ali yeni kurulan bir ilçeydi. Yeni kurulan ilçenin çok sorunları var, çok sıkıntılar yaşanmış, şu olmuş, bu olmuş. Ama netice itibariyle Yusufeli'de doğmuş, Yusufeli'de çocukluğunu geçirmiş, oranın bir evladı olarak. Ben Yusufeli'li hemşehrilerime söyledim, buralardaki bütün sorunları hızlandırıp, hızlı bir şekilde geçmişteki sıkıntıları, acıları artık unutturacak güzel günlere doğru hep beraber koşacağız dedik. Orada aslında önemli şeyler yaptık. Öncelikle Yusufeli'nin imarını Yusufeli Belediyesi'ne devrettik şehircilikten. Bu önemli bir adım idi. Yusufeli ile ilgili olarak bazı tünellerin lambaları yanmıyor idi. Sokak lambaları ile ilgili düzenlemeleri hızlı gerçekleştirdik. Logarlar, yani yapan müteahhitler konkordata ilan etmiş. Onların peşine düştük. Onlarla ilgili bir hesaplaşmamız olacaktı ama bu saatten sonra bilemiyorum nasıl olur. Onların yaptığı yanlış işleri Şehircilik Bakanlığı'na TOKİ'ye düzelttirdik. Su, içme suyuyla ilgili DSİ'ye yeni bir ihale yaptırdık. Bunun gibi Yusuf Eli'nde var olan apartmanlarda, işte iş yerlerindeki akarlar, kokarlar, giderler, bir sürü problemler büyük ölçüde rayına girdi. Tabii yeni taşınan bir yer kolay değil. Bunlar yapıldı ama en önemlisi Yusufeli'nin yukarıdaki inşaatları bitmeden, sağlıklı bitmeden taşınılmış. Aşağıda şey viyadük yapılmadan, viyadük güzergahı değiştirilmiş. O dönemlerde bilemiyorum, ben yoktum. Böyle viyadük bitmeden taşınılmış ve 20-30 kilometrelik ilave yol kat ederek Yusufeli'ne geliniyor dedi. Ben geldiğimde yalnız dikili kolonlar vardı. Tabliğe ile ilgili hiçbir şey yoktu. İşte düşünün 7-8 ay içerisinde aslında tabliği bitirdik. Ve daha sonra asfalt, bilen bilmeyen konuştuğu için söylüyorum. Asfaltı bizim bildiğimiz asfalt plentlerinden döktüğümüz bir asfalt değil. Özel bir imalat olduğu için ve Ankara'dan bu getirildiği için o özel imalatın getirmiş olduğu kısa sürelik bir uzama oldu. Yoksa normalde yetkililer de aslında bayramdan sonra, Ramazan bayramından sonra Mayıs'ın başında açılacağını söylüyorlar idi. Fakat orada yağmurların yoğun olması asfaltı bir miktar hava şartları engelledi. Bir miktar da uzaktan bir imalat olduğu için netice itibariyle bir ay gecikme de olsa Yusufeli'nin viyadüğü belki bir yıl sonra açılacakken, belki daha geç açılacakken sıkı bir takiple sağ olsun müteahhit firma da hassasiyet gösterdi ve viyadük açıldı. Yusufelilere hayırlı olsun. Bu viyadük ve bu köprü diyelim böyle sıradan bir imalat değildir. Numune özel teknik açıdan özellikli bir şeydir. Beklenen nedir? Teşekkürdür. Beklenen devletimizin gücünü adeta Yusufeli'nin her yerinde gösteren yerleşiminden, viyadüklerinden tünellerine varıncaya kadar devleti adeta temsil eden bu hizmetlere karşı müteşekkir olmaktır. Yakışanı budur. Bunun dışındaki çocuksu değerlendirmeleri de ayıpladığımı ifade etmek istiyorum. Hiç yakışık almıyor bunlar. Hizmet yapılmışsa hizmet edene teşekkür edilir. Bu insanlığın gereğidir. Tabii bir de herkes işine baksın, iş yapsın yani. Şimdi bak ben Artvin'e ne söz vermişsem, hangi şartlarda ve ne şekilde söz vermişsem onların peşindeyim. Mesela Sarıgöl yolu var orada, bakın ben İmece ile orasını yıktırdım. O yıkılan yerleri ben şimdi bayramdan sonra, yani bir ay içinde belki de asfaltını yapacaklar. Yani Sarıgöl yolunu ben asfaltını yaptıracağım. Söz vermişim vatandaşlara. Diğer verdiğim sözleri yerine getiriyorum. O halde herkes ne yapacak? Verdiği sözler neyse o sözleri yerine getirecek. Ve şehrimiz ve insanımız inşallah kazanacak. Yusufeli için o köprü
O viyadük önemli bir eserdir. Yusuf Eli'nin Boğaz manzaralı bir adeta akşam seyahatini yapabileceği bir cazibe merkezi olarak da değerlendirebiliriz. Hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Bakanım, bu ilçelerdeki geziniz devam ediyor. Gitmediğiniz ilçe var mı? Ben bu gelişimde, seçimden sonraki ilk ziyaretimde Arhavi ilçemize geldik. Arhavi ilçemizde arkadaşlarla bir arada olduk kısa bir süre. Arkasından Hopa'ya geçtik. Hopa'daki arkadaşlarımızla birlikte olduk. Ve oradan bildiğiniz gibi Artvin'e geldik. Cumartesi günü Artvin'de öğlen sonrası, Cuma günü öğlen sonrası rektörlüğümüzün düzenlediği aromatik bitkilerle ilgili şahlanış toplantısı vardı. Biliyorsunuz Artvin aromatik bitkiler, endemik bitki çeşitleri açısından son derece önemli bir ilimiz. Yani ilaç sanayinin de altyapısını teşkil edecek son derece önemli bitkilere sahip. Şimdi bu konuda üniversitemiz güzel bir çalışma yapmış, laboratuvarlar kurulmuş, altyapı hazır. Bazı şeylerin, bitkilerin ekstratları alınmış. Şu anda elimizde 60 tane ürünün, bitki çeşidinin ekstratları alınmış. Yani şişeler içerisinde onların özü alınmış. Yani bunlar takviye edici ilaç olarak önümüzdeki günlerde vitrinleri süsleyecek. İleride bir organize sanayi bölgesi kurmayı düşünüyoruz. Onu kurduğumuz zaman da